Merhaba Güreş Türkiye.net severler. Ben Buğra Gür. Bu haftaki SmackDown Live Show'unun değerlendirmesi için Numan İnci, Aka, Kadvin ve her zamanki gibi Bulldog'i Ahmet Tahircan Gezici ile birlikteyiz. Merhaba Ahmet Tahircan Gezici. Nasılsın? Merhabalar efendim. İyiyim. Siz nasılsınız? Numan? Aynı be ya. Ne olacak işte? Ne olacak bu Fener'in hali Numan? Bir fikrin var mı? Oğlum ben bu sene performansı Beşiktaş'tan bekliyordum. Yani Fener'in olması çok ne bileyim acayime gitti ya. Yani ben bu sene bir büyük Beşiktaş taraftarı olarak abi ben bu sene Beşiktaş'ın bir ucunu düşünüyordum. Ama şu an Fener öyle gidiyor. Bakalım hayırlısı. Umarım toparlarlar ya. Biraz dik çekişmeli olsun da toparlarlar umarım. Senin nasıl geçti bayram Ahmet? Valla verimli geçtiğini söyleyebilirim para açısından. Ne? Yoksa güreş marketten alışveriş mi yapacaksın? Evet, bayram yarın pazartesi gerçi daha doğrusu Modern Day Maharaja tişörtünü sipariş veriyoruz inşallah. Modern Day Maharaja güzel. O zaman ben sözü sunucumuz Ahmet Tahir'e bırakayım. Brooklyn'deyiz. Miz açtı şovu. Tabii seyirciler Daniel Bryan için çıldırıyor. Miz Daniel Bryan'ı yenmişti SummerSlam'de. İşte Miz Daniel Bryan'ı nasıl yendiğiyle alakalı konuşuyor vesaire. Bu sırada onu bölen isim Daniel Bryan işte hile yaptığından vesaire bahsediyor. Onu da bölen isim bir return izliyoruz SmackDown'da Brie Bella. Brie Bella ringe dalıyor, Maryse kaçıyor. Brie Bella hiç acımadan bizi dövüyor vesaire vesaire. Bu arada arka alana gidiyoruz ve Hell in a Cell'de bu dörtlü arasında bir mixed tag team match göreceğiz. Evet, Numan açılış segmentini değerlendirelim o zaman. Ben Brie Bella'nın bize dayak atmasına aşırı ayar oldum ya. Sen ne diyorsun? Sevgili bir Miz sever olarak. Ya ben niye abi Brie Bella ya bir şey diyeyim size konuşmak atılınca gene sinirlendim anasını satayım. Ya benim en büyük korkum bu feyodun Maryse Miz vs Brie Bella ve Bryan olmasında Bryan olmasıydı abi. Niye bu yaşandı? Neden yani? Niye yaşanıyor bu? Yani Bella'ları alıp götürsenize kardeşim ya. Niye karı koca kavgasını dönüştürüyorsunuz bunu ya? Hani bir de geldi Bella bir de geldi dövdü Miz'i. Yani sırf yani bu hamle sırf bu feyodu daha da uzatmak için yapılmış bir hamle. Büyük ihtimalle Brie Bella Maryse tuş edecek abi. Şovda da öyle görünüyor. Ama ben Brie Bella'nın Miz'i yani pataklamasına ayar oldum. Gerçekten ayar oldum. Umarım bir daha böyle bir şey yaşanmaz. Abi Maryse tuş olmasın ya. Yıllar sonra ringe dönüp Silikon Reis'in tuş olmasını ben istemiyorum açıkçası. Ben istemiyorum da büyük ihtimalle bir şey yaşanacak ya. Yani ne diyeyim. Evet geç Fener'e demiş kadınlar devrimi kardeşim. Brie Bella ve kadınlar devrimi kardeşim. Kadınlar devriminin Brie Bella tarafından yapılıyor olması. Ama sen nasıl değerlendiriyorsun açılışı? Yani Brie Bella sürpriz oldu hepimiz için. Beklediğimiz birisi değildi. Ben çok şaşırdım kendisini gördüğüm için. Uzun süre sonra Maryse'yi yeniden ringde göreceğim için heyecanlıyım açıkçası. Feo'da yeni bir renk geldi. Ben memnunum yani. Evet, Hüseyin demiş. Ben bunu forumda demiştim ama yıllı işinde olur diye Mixed sırf uzatmak için yapıldı. Ya bu böyle uzatma gidebilir mi bu Feo? Sevgili Numan, ne diyorsun? Ya bir şekilde bir yerde tıkanacak. Ve o tıkanmadan sonra WrestleMania'da tekrar buluşacak diye düşünüyorum ki yani. Bir şey tıkanacak dediğim yerde büyük ihtimalle Miz veya Bryan'ın kemeri alması olacak yani. Yani ben böyle düşünüyorum. İkinci evet, kemeri alacak WrestleMania'da karşı çıkar. Bence gayet güzel bir maç olur demiş Fatih Akova. Geç Fener'de WrestleMania'da olur demiş. Zaten haftalardır konuştuğumuz şey Daniel Bryan The Miz'in gelecek haftalarda daha güzel maçlar çıkarabileceği kanaatinde misiniz peki ring içi olarak? Çünkü SummerSlam'de çok tahmin etmeyen bir ring içiyle karşılaştık. Ne dersin Ahmet? Yani tabii ki çıta bu değil. Çıta bundan daha yükseği. SummerSlam'de pek beklediğimiz seviyede değildi ikili ama WrestleMania'ya taşınacağını düşünürsek elbette giderek alışacaklardır ve daha iyi maçlar izleyeceğizdir. Evet, maç kafeste mi olacakmış demiş Alper Canbaz. Hayır, değil mi? Yok, hayır. Yok öyle bir şey. Zaten 3 tane maç kafeste maç olmaz kafeste yani. Fatih Akova yazmış. Sonuçta senaryoda Bryan'ı tek bırakmazlardı. Bu maçta da anlatıldı demiş.
Evet. Bu feud hakkında da pek söylenen bir şey yok. Galiba pek de ilgi çekmiyor. Ne Evet. diyorsun sevgili Numan? Bu feud büyüyerek devam mı eder yoksa böyle ilgi hep düşük mü kalır? Şu anda büyük mü düşük kalacak. Özellikle Bribe'le geldiği için bayağı böyle düşük kalacak zaten büyük ihtimalle. Ama daha sonraları bir açılacaktır diye düşünüyorum ben. Yani zaten açık, ama açık söyleyeyim. Yani benim düşüncem şu. Bunlar büyük ihtimalle Royal Rumble'ı şey yedirebilirler ya. Bu feud'e yedirebilirler. Bu, eğer onu yaparlarsa çok büyük, çok yazık olur yani. Çok yazık olur. Umarım bunu yedirmezler. Evet Ahmet senin son sözlerin ve söz sende o zaman. Yani her hafta birisinin birisine korkak diyeceği, birisinin birisine sen benim zamanımda çaylandın diyeceği bir feud çekilmezdi zaten. Onun yerine bir süre bu bayanları da içine kattılar. Benim bir Kadın. sıkıntım yok. Özür dilerim. Kadınları da içeri kattılar. Mevzuya Ne dair yapıyorsun benim sıkıntım kardeşim? yok. Feminizmin Feminizm masasında mı? akımını üzerimize salıyorsun lütfen rica Şimdi ediyorum yani. Bu feminizm arada masası yapma ya. demin Maryse Mariz demiştim. Onun için dalga geçenler olmuş. Je suis français, despoil moi c'est ponation. Benim Fransızcam var ama biraz arkadaşlar şeyim. Yorgunum o işte. Adanalı. Ne Evet, yapsın? biraz evet. Adanalı. Adanalı. Fransızcası var ama Adanalı. Yani biraz var Evet. ama maalesef o kanım biraz daha çekiyor arkadaşlar. Sıradaki maçımız Randy Orton ve Jeff Hardy arasında. Randy Orton ve Jeff Hardy arasında biliyorsunuz ateşli anlar yaşanıyor. Kulak çekme fantezileri olsun. Öteki şeyler olsun. Bu hafta da bunu izledik. Maçın sonunda Orton DDT. İşte Jeff Hardy'nin sözleri vardı. Evet. Kısa bir promosu vardı. Onu ben göremedim. Sen istersen izlediysen anlatabilirsin. Yo ben de özette gördüğüm için dinleyemedim onun için söyledim. Yok ben de Hayda aynı herkes şekilde. özet izledi abi. Ben de özet izledim. Nasıl hadi değerlendirmesi kardeşim ya. Neyse. Kuzey demiş. Bu feud'un geçmişten günümüze çekilmesini işleyerek bir başyapıt olması beklentimdi. Ta ki Bribella gelene kadar. Ha ben bu yorumu Cemal olsun için zannetmiştim. En sonunda Bribella yazıyormuş. Neyse onu başka bir şey olarak değiştirebiliriz. Mesela küpelerin ya da yüz boyasının fantezi dünyasına geçene kadar diyebiliriz. Evet Ahmet. Evet, maçın sonunda Hardy Orton'un hayalarına vurduğu darbeyle maçı Orton'un DQ ile kazanmasını sağlıyor. Maç sonu durmayan aksiyonda, ring dışına taşınan kavgada Orton'un verdiği cevaplar pek tatmin edici değil Hardy'ye karşı. Vesaire vesaire kavga bu şekilde devam ediyor. Orton masanın Evet. üstüne yattıktan sonra Swanton Bomb izliyoruz. Harika bir Swanton Bomb. Jeff Hardy yani iş bitti diyorlardı Jeff Hardy'ye ama önce SummerSlam'de ringin köşesinde yaptığı, bir de bu hafta yaptığı Swanton Bomb gerçekten harikaydı. Bu Böylelikle de bitmemiş ya. evet, böylelikle de bitiyor. Evet. Numan. Aga Jeff Hardy'de iş bitmiş diyorduk ama adam harbiden iş bitmemiş. Yani bu hafta Gizemant'ın bomba aşık oldum resmen ya. Yani gerçekten yani. Ki yani Jeff Hardy'nin de bu feud'da artık bir şeyler yapması gerekiyordu. O da bu hafta oldu. Bu feud daha da alevlenecektir büyük ihtimalle. Ki bana kalırsa bu feud tek bir maçta bitmez. Eğer Jeff Hardy izne ayrılmazsa bak. Jeff Hardy izne ayrılmazsa bu feud tek maçta bitmez abi. Yani daha uzayacak yani. Hell in a Cell bitmeyecek feud büyük ihtimalle. Ama ben bu haftaki o Abi hareket... şimdi Randy Orton, Jeff Hardy feud'u da hani Dream Feud ya baktığın zaman. Aynen. Yani. Ki bana kalırsa şu anda Daniel Bryan Miz feud'unda daha heyecan verici bana kalırsa. Her türlü daha heyecan verici yani. Orton'u böyle pislik heel olarak gömmeli çok uzun zaman olmuş. Jeff Hardy'yi de böyle babyface olarak gömmeli bayağı uzun zaman olmuş yani. Bakalım. Ben umutluyum feud'dan ya. Hüseyin demiş. Acaba kafese girebilir mi bu ikili? Böyle bir sertleşmeden sonra. Sevgili chat varsa hakkında soralım. Ve sence Numan? Bence gidebilirler. Niye olmasın yani? Hatta girerseler daha bu feodu daha da bir şey yaparlar abi böyle yani. Bayağı bir hype'larlar feodu girerse. Yani Ya bu girebilirler ya sertliğe girerse. ulaştıktan sonra evet bence de olmalı. Hüseyin demiş bu SmackDown'da çok fazla haya ya da bel altı vuruşlar dönüyor. Nakamura, Hardy, Orton falan demiş. Evet Hüseyin hatırlarsan testis kebabı hashtagimizle yaptığımız radyo programımızda bu aşka değinmiştik. Ahmet sen ne diyorsun?
Yani Randy Orton faceken izlemesi, çekilmesi zor bir güreşçi ama heelken bunun tam tersi. Gerçekten harika bir heel kendisi. Çok beğenerek izliyorum kendisini. Sadece heelken yalnız. Jeff Hardy'le dediğimiz gibi hani sakatlıklar vesaire dönmesi zor olacak denmişti ama ona rağmen çok iyi performans gösteriyor. Her hafta SmackDown'da. Jeff Hardy'yi de çok beğeniyorum. İkilinin Hell in a Cell'de yalnız kafese gireceğini zannetmiyorum. Evet, Kuzey demiş. Jeff Hardy daha çılgın Svent'in bomblar yaparak paslanmadığını mı ispat etmeye çalışı parantez içinde Lior demiş. Ne düşünüyorsun Numan bu konu hakkında? Büyük ihtimal öyle ya. Daha ben ölmedim gibisinden. Hani kardeşi falan konuşuyor işte emekli falan filan olacak hatta dedik işte Met emekli mi oluyor falan filan diye. En azından kendisi ben daha paslanmadım diyor yani. Ben buradayım diyor Jeff Hardy şu anda. Evet, Adjustment Hardy'nin Svent'in Bob harici pek ilgi çekmiyor. Bence de. Ahmet İnecat demiş, en alevli field Jeff vs. Orton şu an. Yani düşündüğün zaman hayır diyemezsin değil mi Ahmet? Yani belki biraz şey izleyeyim, Samoa Joe AJ Styles'a da diyebiliriz belki ya. Ona da haksızlık etmeyelim. Yani abi çünkü orada da ana bacak Smackdown attılar. Aha. Yani o da beni eğlendiriyor yani. O da biraz iyi eğlendiriyor. Konuşuruz ya ben onu. Ben şey demek istiyorum. Abi evet. SmackDown'da bu kadar fail'lar kaliteliyken ben niye Raw izleyeyim ki? Hani izleyici olsam yani izleyici olarak bakıyorum. Tam onu söyleyecektim. SmackDown feud'larının kalitesi gerçekten Raw'un çok önünde. Ama Raw işte Universal Championship brand'e dönüşüyle kalite olarak farkı yakalayacaktır diye düşünüyorum. Geç Fener'e demiş Jeff Hardy'nin Orton maçı düz maç olur. Stephen Pruway demiş kafese girmezler ama ekstrem bir tür yapılır. Fatih Akova demiş bence girebilir. Adjustment demiş şu an SmackDown'ı Joe Styles, Charlotte Becky taşıyacak gibi görünüyor. Evet, geç Fener'e Aga 4 feud var ne taşıması demiş. Adjustment destek feudları çöp demiş. Zannetmiyorum çok denilebilecek storyline kalitesinin altında değiller bence. Kuzey demiş bence kafes içine girmeli fakat kemer maçlarına öncelik verilmesinden dolayı zor gibi görünüyor. Ahmet sen bu konuda ne diyorsun? Yani SmackDown evet kalite bakımından şu an Raw'ın gerçekten önündeler. Fakat bunda Raw'da uzun süre ana kemer şampiyonu izleyemedik. Yani bu haksızlık olur aslında bunu demiş. Zira SmackDown'da her hafta gördüğümüz bir ana kemer şampiyonu var. Raw'da böyle bir şansımız yoktu maalesef. Bundan sonra ne olacak? Bilmiyorum yani. Ben de SmackDown'dan daha çok zevk alıyorum feud bazında Raw'a göre. Evet, Omar Mank demiş. Universal Championship'in tekrar prestij kazanması için zamana ihtiyacı var bence. Haftalık şovlarda daha fazla kemer maçı yapılabilir bunun için. Numan sence? Abi bir kemerin değeri yani maça çıktıkta artmaz abi. Hiçbir şekilde artmaz yani. Onu unutalım önce. Eğer bu kemer haftalık şovlarda savunulursa bu kemer benim gözümde Intercontinental kemerinden öteye gidemez. Yani pay-per-view'larda savunması yeterlidir abi. Yeter ki kemeri görelim. Yani haftalık şovlarda savunması kemerin değerini arttırmadı hiçbir şekilde bana göre. Evet, Ahmet İnecat demiş. Raw'dan ve SmackDown birer kafes maçı olacak. Normalde Jeff Orton olmalı ama Hell in a Cell. Fakat bu kuraldan dolayı başka bir tür olabilir diye not düşmüş. Fatih Akova özellikle takip etmeliyim hissi uyandırdı bu kavga demiş. Evet. Genel olarak toparlayalım bu konuyu da. Efe Kan Yıldırım asıl prestij kazandırılması gereken WWE Championship kemeri Universal Championship kemerinden sonra prestiji ciddi anlamda düştü. Sen bu görüşe katılıyor musun Ahmet? Yani kemer prestiji çok tartışılan bir şey ama ben de kemer prestijinin sürekli olarak şovlarda görününce arttığını düşünmüyorum. Kemer prestiji şampiyon ringde olmadığında bile eğer ki heyecan yaratıyorsa, eğer ki haftaya şampiyon geleceklerinde insanlar heyecanlanıyorsa o kemer prestiji demektir. Brock Lesnar evet çok nadir göründü ama bu hissiyat insanlarda yarattı. Roman Reigns bundan sonra her hafta görünecek, her hafta insanlarda bu hissiyatı yaratacak gibi duruyor. Ondan dolayı ben buna katılmıyorum. WWE şampiyonluğunun ismi yeter yani prestij konusunda. Ya bence hani bu prestij konusunda Brock Lesnar'ın kemerin değerini düşürdüğünü düşünüyorum. Çünkü adam hani maçlara savunmaya gelmiyordu. Hatta bir ara federasyondan kovulacak oldu maça çıkmadığı için. Şovlara gelmediği için. Ya bence bu kemer prestijini yükselten bir şey değil.
Numan sen konuş bir de bu son olarak bu konu hakkında. Ya WWE Championship'in prestiji düşmesi konusunda katılıyorum. Abi kemer kaç pay-per-view'dur main event olamıyor yani. Bu bile yeterli bir sebep abi. Yani bu bile yeterli bir sebep. Evet, imajcı bir arkadaş yazmış. İmajcı insanları severim. Ben de imajcı birisiyim. World Heavyweight Championship'in bir prestiji vardı demiş Hüseyin. Çünkü kemer eski WCW kemeriydi. Uç biraz Universal Championship biraz oyuncak gibi duruyor. Bence ciddiye alamıyorum. Yani bir tarafta 30 yıllık Intercontinental, diğer tarafta WWE kemerinin kırmızısı. Sen ne diyorsun Ahmet bu konu hakkında? Yani tasarım gerçekten feci. WWE kemer tasarımı konusunda çok tek düzey ilerliyorlar. Yani SmackDown kadın şampiyonluğu, Raw kadın şampiyonluğu, Universal, WWE hepsi birbirini andırıyor. Bugün de NXT İngiltere kadınlar şampiyonu çıkarttılar. Erkekler şampiyonluğunun aynısı yani. Yani Evet. tasarım konusunda evet bir ucube yandırıyor Universal kemeri ama ne yapalım? Evet, All My Mind, değil mi? Mind diye okunuyor. Evet. Universal Championship şampiyonunun SummerSlam'e gelip gelmeyeceğinin tartışılması bile kemerin prestijini yeterince ayaklar altına bence demiş. Aldı bence demiş. Stephen Truway, WWE'nin bize gösterdiği seviyede WWE Championship'in prestiji, Universal Championship prestijinden çok daha düşük. Ancak toplamda aldığımız zevk işin içine girdiğimizde WWE Championship kesinlikle daha prestijli duruyor diye not düşmüş. Bu kenar prestiji olayına bir virgül atalım. İlerleyen haftalarda tekrar konuşuruz. Gerçekten çok zevkli bir konu. Evet Ahmet, söz sende. Evet, arka alandayız. Renee ve The Bar var. The Bar biliyorsunuz Shake Up'la birlikte SmackDown'a geçen takımlardan birisiydi. The Club onları bölüyor. Gallows ve Anderson. Aralarında dönen muhabbetlerin ardından gelecek hafta The Bar ve Club maçı izleyeceğiz. Sıradaki maçımız kadınlar maçı. Naomi ve Peyton Royce. Billie Kay konuşmaya başlayarak ikili arasındaki mücadeleyi başlatıyor. Maçı Peyton, Billie'nin dikkat dağınıklığına yararlanarak Peyton Plex ile kazanıyor. Peyton Evet. böylelikle ikonik bir kere daha kazanmış oldu SmackDown'da. Arka alanda New Day var. Big E'nin sakatlığından bahsediliyor vesaire vesaire. Böylelikle sona eriyor bu bölümde. Numan. Ya ben Peyton Royce'un kazanmasına sevindim de yani. Abi bu Naomi niye hala güreşiyor? Yürüsün gitsin şu şirketten, gözünü seveyim, yapmayın ya. Naomi ne abi ya? Gerçekten Total Divas başlıyor. abi izlemedim biliyor musun? Atladım direkt yani, sırf sonuna baktım Peyton kazandım kazanmadım diye yani. Abi Naomi izlemeye katlanamıyorum artık, katlanamıyorum. Gerçekten katlanamıyorum. Evet. Neyse benden bu kadar ya, gerek yok konuşmaya. Ahmet duvarın hala daha mı olması demiş Serdar Ali Meteller. Ne diyorsun? Yani The Bar gerçekten her neden dalmıyorlar bilmiyorum. Yani şuna bağlıyorum. Sheamus artık yavaştan yaşa geçen bir güreşçi. Kaç yaşında şimdi bakıyorum. 40 yaşına gelmiş. Cesaro'ya bakıyoruz. Şu saatten sonra ana kemer alması veyahut başka şeyler yapması artık çok hayalci görünüyor. E bu İmkansız. ikiliyi dağıtsan ne olacak yani? Hani devam etsinler bu şekilde. Ha Oh my mind demiş. Peyton'un galibiyeti yakın zamanda gerçekleşen Peyton Meltzer geriliminin üstüne inşa edilmiş olabilir. Çok iyi. Bu special guest doktor çağırmak lazım bu konuyu değerlendirmek için. Yalnız bu Peyton'un her şeye Kezban gibi atlaması anasları. Ya, sırf bundan bahsetmiyorum. Bu kadın kendisi Lio Rush'ın kariyerini bitirmiş bir kadın yani. Sırf Emma'ya laf attı, şaka şaka yakıt laf attı diye. O yüzden Peyton'u fazla sevemem o günden beri yani ben de. Neyse. Evet Ahmet. Bu, o zaman burayı da noktalıyor muyuz? Yani konuşacak pek bir şey yok. Evet, sırada as solistimiz var. Becky Lynch kendisi SummerSlam'daki heel turnu ile birlikte hepimizi şok etti. Öncelikle yaşananları izliyoruz ikili arasında. Becky Lynch heel olarak ilk promosunu kesiyor. Tabii seyircileri suçluyor. Seyircilerin Charlotte'ı kendisine tercih etmesinden dolayı seyircilere karşı biraz sinirli. Vesaire vesaire. Bu sırada Flair kızı geliyor. Ringi gösteriyor yani. Bunun için miydi dercesine. Sonra kemeri yere atıyor. İkili ringde kavgaya tutuşuyor. Tabii Becky klasik heel olarak kaçmaya çalışıyor ama başarısız. Paige geliyor. Paige artık arka alan çağırıyor. Mevzu çok fazla büyüdükten ötürü.
Ayrılıyor ikili. Seyircilerin yalnız Becky'ye desteği var. Becky her ne kadar heel olsa da seyircilerin Becky'ye desteği var. Böylelikle bu da bitmiş oluyor. Becky Lynch'in ilk heel performansı böylelikle son buldu. Abi bir şey demeliyim her şeyden önce. Bu maç kafeste olmalı ya. Ne? Bu bence Becky, bunun... Bu arada evet, şey diyeceğim. Becky'nin bir tweet'i var abi bu promona sonra. Atıyorum onu radyo chatine bu arada. Bir saniye. Bugün chat'i. Abi şu yazdıklarından sonra bu kadına zarar yani ne bileyim abi ya sevmemek mümkün değil abi. Gerçekten mümkün değil yani. Atayım Skype'a da. Ne yazmış? Hani çevirim ben. Simultane diyor ki bu SmackDown Kadınlar Şampiyonluğu diyor. Ben bunun için 17'de evimi terk ettim diyor. Bunun için Japonya'daydım diyor. Avrupa'daydım diyor. Sen o sırada voleybol oynuyordun. İşte güneşleniyordun diyor. Ben kariyerimi bunun çevresinde düzenledim diyor. Evet onun için evet kemer için geliyorum diyor. Hazır ol diyor. Evet. Becky Lynch için Zeno söylemiş. Ali Koç gibi kavga mı istiyorsun? O zaman yapalım tavrıyla vurdu geçtiği Charlotte. Kuzey demiş. Becky'nin üstün gelmemesi canım sıktı. Oh my mind demiş. Charlotte'ın kemeri bunun için mi diyerek yere atması 3 nokta. O şirketteki her şey o kemerler için zaten diye not düşmüş. Ya bir şey diyeceğim. Abi bu maç kafeste olsa bence Sasha Charlotte maçının üstüne çıkar bu kalite olarak. Çünkü Charlotte Becky'yi sandalyeye vurduğunda Becky daha ağır olduğu için pardon sandalye demişim masaya vurduğunda masa daha ağır olduğu için Becky kırılır. Onun için ben maçın kafeste olmasını istiyorum. Siz chatbox'a da soruyorum. Sizce nasıl olmalı? Evet Numan senin görüşlerini dinliyoruz. Yarım kalmıştı. Ben masada ayrıca ben bu maçı masa şeyde istemiyorum abi. Kafes istemiyorum. Kafes çünkü sınırlı hak olduğu için kafeste sınırlı olmasın abi. O yüzden bu maç abi bana kalırsa ya işte Last Woman Standing ya da Extreme Rules tarzında bu maç olursa tadından yenmez. Ama en mantıklısı Last Woman Standing olur. Bu olaydan sonra bana kalırsa. Hani Becky ilk abi heel oldu şimdi kemeri alsın istiyorum da büyük ihtimal kemeri alamayacak ya. Abi o kadar belli ki yani kemeri alamayacak Becky'nin. Ama bu haftaki şeyden bu arada bu haftaki Brawl'da işte Becky'nin üstüne çıkmadı demişsiniz de yani bazıları demiş öyle. Ya bu Brawl'da böyle bir sonuç olması gayet normal. Yani tamamen şu anda seyirciyi heline sere hype'lıyorlar bu fail için. Ben beğendim bu haftayı ya. Hani Becky'nin de promosu gelecek mi zamanla? Hani hemen yargılamamak gerekiyor. Evet promo demişken az önce bir yorum gördüm. Punk City Taner demiş. Becky'nin gerçekten promo yeteneği ne zaman gelişecek? Efekan Yıldırım yazmış. Becky'nin uzun promosu rezalet. Nefes kontrolü yapmayı bilmiyor ve boş konuşuyor. Abi genelde federasyonda herkes boş konuşuyor ya. Kraliçem Hell in a Cell'de yine tokatlayacak demiş. Zannedersem bunu Charlotte Flair için söylemiş. Evet Ahmet sen bir YouTube kanalının çevirmeni olarak Becky'nin promosu ve genel olarak feud hakkında ne söylemek istersin? Öncelikle promo hakkında konuşacak olursak Becky'nin yani promolarında bir sıkıntı yok. Becky WWE standartlarında bir kadın. Özellikle mikrofonda ama Becky'nin dediğini anlamakta sıkıntı var. Bilmiyorum belki benim İngilizcem kötü. Şeye döndüğümüzde ikili arasındaki kavgaya döndüğümüzde Becky'nin heel yapmak bence olacak en anlamsız şeylerden birisiydi. Zira Becky hala destek alıyor. Hala yuhalanmıyor. Hala insanlar Becky'nin arkasında. Hep Becky'nin arkasındaydı. Charlotte gelip Becky'nin şansına kondu. Buna rağmen Becky'yi heel yaptılar. Bence Charlotte'ı heel yapmalılardı. Bilmiyorum. Bence yanlış bir karardı Becky'yi heel yapmak. Zira kendisi hiç yuhalanmayacak. Ya bu feyot yuhalanmayacak. Başka feyot yuhalanacak kardeşim. Niye biliyorsun bak abi? Bu zamana kadar Becky ana kadroya çıktığından beri kaç kere ihanet uğradı? Abi ben artık sayamadım. O yüzden yani. Becky'nin kendisini ihanet etmesi gerekiyordu bir şeylere. O yüzden Becky yıl oldu. Evet Kuzey demiş. Kesinlikle kafese girmesi gereken bir maç. Çünkü iyi booklanırsa maç içinde hikaye işleyen bir müsabaka olur demiş. Mertay Charlotte 3 senede 7 kere kemer aldı ya demiş. Efekan Yıldırım, Charlotte'ın yeteneği var, ne overrated'ı demiş. Evet, Oh My Mind
belki kazanamayacaksa Hell in a Cell maçı istemem yazmış. Alper Canbaz, geçen seneki Hell in a Cell rezaletinden sonra bir daha kadınlar için Hell in a Cell yapılmaması düşünüyorum. Ya Alper yanlış düşünüyorsun çünkü sen tarihteki ilk kadınlar kafes maçının bir anda tarihteki son erkekler Hell in a Cell maçı kalitesi yakalamasını bekliyorsun. Fakat bu hemen olmayacaktır. Böyle böyle gelişecektir. Bence kadınlara şans vermeliyiz bu konuda. Numan sen ne dersin? Ayrıca o kafeste Sasha vardı yani. Sasha yeteneksiz vardı o kafeste. Becky yoktu. Becky girsin bak ne oluyor. Ya Becky biraz daha uygun tabii. Hardcore ve extreme için biraz daha uygun Becky. Aynen öyle. Bence kadınlar bu konuda şansı hak ediyor ki Charlotte şey maçı da Sasha Banks maçı da bence kötü değildi. Evet. Becky gerçek vuruyor demiş Ahmet İnecat. Şu an seviyeyi sıfırladı. Seni dinliyoruz sevgili Bulldog'i. Becky Lynch yani işte diyeceğim dedim yani bence onu heel yapmak gerçekten kötü bir karardı. Diğer konuları geçelim o zaman. Kemeri kazanacağına da çok ihtimal vermiyorum maalesef. Yani Asuka gerçeği önümüzdeki aylarda face bir Charlotte'a karşı ortaya çıkacaktır. O zaman öteki olaylara geçiyorum. Zelina Vega ve Almas Rusev ve Lana'ya karşı hatırlarsanız dörtlü SummerSlam'de pre-show'da karşılaşmıştı ve Lana'yı tuş eden Vega galibiyeti getirmişti. Bu hafta SmackDown'da revanşta karşılaştılar. Ve Aiden English hikayenin bir başka oyuncusu Andre de Almas ringe sandalyeyle girmeye çalışırken Aiden English'in kurtarmaya gelmesini izliyoruz. Rusev de bu sırada dikkat dağılan Almas'a maçka kick vuruyor ve ardından Accolade'le Rusev ve Lana çifti kazanıyor. Bunun ardından da United States şampiyonu Nakamura arka alanda herkesi Nakamerika'ya davet ediyor. Ne? Abi Los Amerikalıyım ama bu izlerken var ya o kadar kırıcı olur ki anasını satayım. Hayatımda en kırıcı olan adam birisiyle belki de ya. Allah belanızı versin. Bu olay niye yaşandı ya? Abi. Biraz sesi biraz düzeltebilir misin? Sanki bu olay niye yaşandı abi? Ben bunu izledim. Kafayı yedim. Numan boğazından çıkardığın için mikrofonu teşekkür ederiz. Evet, tekrar tercüme alabilir miyiz? Abi, bu olay diyorum niye yaşandı, neden yaşandı diyorum. Ben izlerken hayatımda en cringe olduğum anlarım birisi diyen bunu izlerken ya. Yani United States of America. Allah belanızı versin, diyecek sözüm yok, ne diyeyim ya. Ya ne diyeyim yani abi, kafayı yemek istedim. Kafayı yiyeceğim, kafayı. Neyse. Evet, Ahmet sen ne diyorsun? Yani neden SummerSlam'den sonra devam ettiler? Neden SummerSlam'de Vega ile Andre Dalmas kazandı? Neden bu hafta Rusev ile Lana kazandı? Gerçekten anlam veremiyorum neden olup bittiğine. Bence bu iş SummerSlam'de kestirilip atılmalıydı. Ve Almas ile Vega o momentumla devam etmeliydi ama maalesef devamını izledik. Diyecek pek bir şey yok ya. Rusev'in geleceği hakkında bu feud Hell in a Cell'e taşınabilir mi sizce? Yani taşınacak gibi duruyor. Numan? Keşke yaşanmasa ama taşınacak mı? Evet, Stephen Turvey Rusev Day'in dağılmamasından aşırı memnunum demiş. Rusev Day bir marka oldu artık yani New Day gibi. Hani gelecek yıllarda böyle kolay kolay sarpa saran bir şey olacağını düşünmüyorum. Sen ne dersin Numan? Bence de sarpa sarmayacak ya. Rusev çünkü ne bileyim hani iyi bir havaya kaldı bununla. %100. O yüzden bu olaydan yani WWE bu olaydan sonuna kadar faydalanacaktır büyük ihtimalle. Ama gene Rusev tabii bir şey alamaz yani. En fazla böyle takılır yani ortalıkta. Evet. Geçfener'e de Rusev'e gösterilen yüksek ilgiden bahsetmiş. Rusev ayrılmak istese senaryo bulamadın diye linç edecek forum. Ahmet sen ne diyorsun? Rusev overrated bir isim mi sence? Tam tersine yani underrated bir isim Rusev.
Yani bu kadar ilgi var kendisine, bu kadar ürünleri satılıyor, seyirciler bu kadar arkasında, ona rağmen nerelerde sürünüyor yani. Oh My Mind demiş. Bence her şeyi Aiden vs. Rusev için yaptılar. Fakat seyirci tepkisinden korktukları için vazgeçtiler bundan. Ya olabilir. Numan? Bana kalırsa bunlar gene bir şekilde fırın yapacaklar yani. Aiden'le Rusev fırın yapacaklar bana kalırsa ya. Yani ne bileyim abi WWE... Abi güvenemiyorum biliyor musun? Normalde dağılmaz dedim az önce ama güvenemiyorum abi bu adamlara yani. Büyük ihtimal Aiden'in girişi gene bir mallık yapacak abi. Bunlar feyda girecekler büyük ihtimalle. Ama tabii gene Aiden'in girişi gitse bile Rusev büyük ihtimalle Rusev diye takılmaya devam edecektir. Evet, Punk City demiş. Rusev kalkıp ana kemer alsa kimse bir şey diyemez şu an. Kardeşim olur mu? AJ Styles bir dakika neye kemer alıyorsun der ve vermez kemeri. Ne? Vaa. Rusev muhteşem bir güreşi demiş Serdar Ali. Oğlum bir şey Söz diyeceğim. sende. Gür. Biz 2-3 sene önce burada Rusev överken forumdaki herkes işte yok Rusev bok Rusev çöp diyordu anasını. Şimdi herkes Rusev övüyor. Niye? Kardeşim işte biz geleceği gören adamlarız. Öngörüsü yüksek insanlarız. Neyse. Devam abi. Evet sevgili Ahmet. Evet, o zaman sırada WWE şampiyonumuz AJ Styles var. Kendisi SmackDown'da bir dünya şampiyonluğuyla geçirilen gün sayısında JBL'ı geride bıraktı ve şu an tepede. SummerSlam'de biliyorsunuz Samoa Joe ile kendisi maça çıkmıştı. Stage'de hemen Renee Young'la kendisinin röportajını dinliyoruz. SummerSlam'de Styles'ın istediği sonu görmemişiz. Vesaire vesaire. Joe'nun kızını ve karısını işin içine kattığı için bunun bedelini ödeyeceğini söylüyor. Derken Kesinlikle. arkadan Samoa Joe bacaklarına yapışıyor AJ Styles'ın. Zaten kısa AJ Styles. Direkt yere yapışıyor. Styles'ın eşine sesleniyor. Wendy diye bağırıyor Samoa Joe. Çok öfkeli evet. Böylelikle mikrofonu bırakıp gidiyor. Styles mışıl mışılıyorken. Burada da sona eriyor segment. Evet, Ya resmen adamlar abi resmen adamlar ana bacak atıyorlar söz senaryo abi ne diyecek sözüm yok senaryo çok güzel işleniyor abi ya yani gerçekten çok güzel işleniyor senaryo yani beklediğimden daha iyi gidiyor umarım artık AJ Styles şu kemeri salar da biraz inzivaya çekilir gerçekten ama abi ben Jon'un daha erken gelmesini bekliyordum ya AJ'ye bu kadar konuşmasını beklemiyordum yani ben Jon'un biraz daha erken gelmesini bekliyordum ben açıkçası. Benden bu kadar. Valla ben bu feud'un çok iyi işlendiğini düşünüyorum. Gerçekten Joe ile hani AJ Styles'ın arasındaki dava, yeni dava nereden baksan. Hadi 20 deme 15 de. 15 senelik dava. İlerleyen yıllarda bu feud'u çok güzel hazırlamamız için çok tatlı bir senaryo yazılıyor. Evet, Mertay demiş bildiğin Eddie Rey Favre'du bu. %100 katılıyorum. Daha PG versiyonu. %1 milyon katılıyorum. Yani Joe ve AJ Styles yeteneklerini, hırslarını ortaya koydukları zaman bize 10 sene sonra ulan gerçekten harika çekişmeydi be abi diyecek bir feud ortaya koyabilirler. Bir maç bütününü ortaya koyabilirler. Neden böyle konuşuyorum? Çünkü AJ Styles da Samoa Joe da kariyerinin son döneminde yani bundan 5 sene sonra güreşi bırakması muhtemel isimler ve bir daha karşı karşıya gelemeye bilirler bu kadar üst seviyede. Hatta mümkün de olmayabilir yani böyle top seviyede. Oh My Mind demiş. TNA izlemediğim için bilmiyorum. Şu anki AJVC Joe Feud'u TNA'dekine benziyorum hikaye olarak. Hayır. Alakası yok. Onların birleşiminin o feud'ların kavgalarının hepsinin birleşiminin zirvesini gösteriyor WWE bize. Ben gerçekten izlerken mest oluyorum. Seyrettiğim zaman o orgazm tadını alıyorum yani. Orgazmdan daha zevkli anlar diye bir başlık var ya ilk sözlükte. Kesinlikle oraya yazacağım. Bakınız
AJ Styles vs. John Feudu olurdu. Bize mükemmel şeyler göstermeye devam ediyorlar her hafta SummerSlam'den itibaren. Hakeza SummerSlam'den önce. Yani bu kadar top seviyede bir daha karşılaşacaklarını düşünmediğim için abi 0-25 hızı alıp ağırlaştırarak yavaş yavaş izliyorum. Doymak istiyorum ya, anlıyor musunuz? Mest oluyorum, mest. Evet Ahmet, söz sende. Şimdi WrestleMania'da, yani WrestleMania en büyük güreş, yani güreş demeyeyim de en büyük spor eğlencesi sahnesi. Burada Shinsuke Nakamura ve AJ Styles feudunu izledik. Ve burada WWE hazırı kullandı. İkilinin New Japan'daki geçmişlerine hep konu edindi promolarda, tanıtımlarda vesaire. Burada da aynısını görüyoruz. İkilinin TNA geçmişlerine hep atıflarda bulunuyor. Ben WWE'nin bu şekilde hazırcılığını hiç beğenmiyorum bir kere. Biraz daha orijinal olmaları gerekiyor. Evet, ikili TNA'de hep çekiştiler. Ama artık farklı bir yerdeler. Bu feyoda farklı bir boyut katmalılar. Maalesef bunu iki feyottur yapamıyorlar. İki feyottur gerideler bu konuda. Samoa Joe SummerSlam'de kemeri kazanır diye düşünüyordum ben. Kazanamadılar. Kazanamadı Samoa Joe kemeri. SummerSlam'de kazanamayan Hell in a Cell'de de kazanamaz. AJ Styles muhtemelen tahminimce Hell in a Cell'de de kemeri korur. Artık bir sonraki pay-per-view'a kaybeder. Sen Samoa Joe AJ Styles feyodunun fark yaratamadığını mı söyledin? Hayır, herhangi bir farklılık göremediğimi söyledim. Shinsuke feyodunda da, Samoa Joe feyodunda da hep geçmişe atıflarda bulunuyor. Yani WWE'nin kendi orijinalliğini göremiyoruz. Anladım. Yok, ben katılmıyorum. Diyeceklerim bu kadar. Ve Hell in a Cell'e de Samoa Joe AJ Styles maçı duyuruldu. Bu maç kafes, resmi duyurumu kafeste oldu. Hayır, öyle bir duyuru yok. Duyuru gelmedi. Kim kazanır Ahmet maçı? AJ Styles korur. Numan? Büyük ihtimalle AJ Styles koruyacak da keşke Samoa Joe alsa. Artık sal bize AJ yeter. Ben Joe'nun kazanma ihtimalini %51 önde görüyorum. Fakat denk. Ama %51 Joe diyorum. Evet, diğer segmente geçelim. Evet. Sevgili Ahmet. Arka alandayız. Arka alanda Carmella var. Carmella rövanş hakkı talep ediyor genel menajerimiz Paige'den. Bu sırada artık SmackDown'un maskotu haline gelmiş Arthrude geliyor. Arthrude da rövanş maçı istiyor. Şimdi nasıl olabilir? Yani haftaya Carmella ve Charlotte arasında kemer maçı olacak. Arthrude dahil olur mu maça? Üçüncü olarak dahil olur mu? Bir etkisi olur mu? Carmella kemeri alabilir mi? Var mı bir düşünceniz? Yani Carmella kemeri alamayabilir. Maçı Becky basabilir bence. Evet. Ha, bu da bir ihtimal. Var mı Numan diyeceğim bir şey? Ya abi Carmella salsın lütfen kemeri. Başka bir şey demek istemiyorum ya. Evet. Zaten saldı canım Carmella kemeri. Çakma ilendirici. Ya Carmella hakkında söyleyecek bir şey yok. Düşüşü çok hızlı olacak. Maalesef. Bir Jinder Mahal düşüşü göreceğiz onlarla. Evet. Gecenin main eventinde New Day ve Bludgeon Brothers kemerler için, SmackDown takımlar şampiyonluğu için. SummerSlam'da çok güzel maç çıkartmıştılar. SmackDown ana maçındaki mücadele de SummerSlam'a aratmayacak derecede güzeldi. Yani balyozlar, merdivenler, sandalyeler vesaire vesaire. Çok kaliteli bir maç izledik. Çok güzel spotlar var maçtan. Örneğin Bludgeon Brothers, Harper ve Rowan Kofi Kingston'ı merdivene çok çok sert bir şekilde yolluyorlar. Buna rağmen Kofi Kingston kurtuluyor. Pin olmuyor. Bariyerler yıkılıyor. Neler neler oluyor. Kofi balyozla Harper'ı düşürüyor. Masaya yatırıyor. Woods da iplerden elbow drop'la birlikte New Day'e kemeri yeniden kazandırıyor. Biggie de arka alandan koşuyor ve böylelikle bir kere daha şampiyonlarımız New Day. Evet, SmackDown takımlar divizyonu bize yaklaşık birkaç senedir çok kaliteli maçlar izletmeye alıştırmıştı. Bu maçta o kalitenin altında kalmadı. Kesinlikle başarılıydı ve gelecek haftalarda hani SmackDown kadınlar nereden çıktı? Takımlar divizyonunun Allah mı söyletti acaba?
takımlar divizyonunun, feyutlarının, senaryolarının, storyline'larının kaliteli olacağını gösterdi. New Day yeni şampiyon. Gerçekten eskimeyen bir marka olmayı başardılar artık. Ben beğenerek izliyorum ve bu kadar da hani özellikle bu dominasyondan sonra, Bludgeon Brothers'ın dominasyonundan sonra hani haftalık şovda kemerini el değiştireceğini düşünmezdim. Fakat WWE yine şaşırtmayı başardı. Beğendim ve New Day'in şampiyonluğunu da destekliyorum. Numan. Yahu artık şu SmackDown'un sahipleri gelsin, takıma sahipleri gelsin. Nerede o takım ya? Abi lütfen artık kim, yani. Kim var mı? Usular tabii ki. Usular mı? Yani. Usular tabii ki. Başka kim olacak abi? Artık sahipleri bekliyoruz ya. Yeter vallahi. Abi ben New Day kemeri almasını istemiyordum. Lütfen Usular gelsin, alsın bana kemeri ya. Lütfen çok istiyorum artık. Usular lütfen geri dönsün. Evet. Punk City Taner demiş. SmackDown'un takımlar divizyonu 2016-17-18 büyüktür. Raw 2007 takımlar divizyonu açık ve katılıyorum kardeşim. Ama sen ne dersin? Ben de katılıyorum. Çok net yani, sadece Raw 2007 değil, yakın gelecek ne ya? Yakın tarihin en iyilerinden birisiydi o kadro. Hiçbir zaman bizi üzmediler. Hep harika maçlar çıkarttılar. O yoruma katılıyorum. New Day'in kemeri kazanması, evet, sürpriz oldu bana da. Beklemediğimiz bir şeydi. Çok iyi maç çıkarttılar demin de dediğim gibi. Yani bundan sonraki haftalarda olacakları merakla bekliyorum. Ben de aynı Numan gibi Usolar'ı özledim. Ah Usolar, Usolar. Hüseyin demiş. Konu hakkında bir şey söylemiş. Geçiyorum. Konu hakkında bir şey söylememiş. Mertay demiş, Rowan'ın sakatlığı olmasaymış uzun süre Bludgeon Brothers şampiyonmuş. Rowan sakat mı? Hı hı, sakat. Açıklandı. Evet, Whisper in the Wind, Bludgeon Brothers'ın geleceği ne olur demiş Numan. Abi işte Rowan'ın geçene kadar Harpoon'lar çok onu bilmiyorum. Numan'ın takımı dağıtmaz da, dediğim yani. Oh My Mind demiş, Usos önce Raw'a geçecek, sonra da kemerin ırzına geçecektir. Ya... Sadece bekleyin, güzellikler yakın. Ya bu tane chatten itinercilik yapıyor. İşte New Day yok, Rated R'ya falan filan. Ya oğlum, senin bir kere favori güreşin şu an MMA'de sürünüyor. Sen neyin kafasını geçiyorsun? Yürü git lan! Yürü git! CM Punk? Peki. CM Sucks, nice. Rated R'ya da hani öyle çok uzun ve hani New Day kadar marka olan bir takımda değildi zaten. Bludgeon Brothers bana hitap etmiyor. Attitude Era yılından kalma takım görmek istemiyorum. Sanki bana Faker Big Show takımı gibi hem eğlenceli hem kaliteli maç çıkaran takımlar lazım demiş. Zeno sürünmüyor ki, CM Punk süründürmeden bitiriyorlar diye. Doğru oldu bu. Taner Kudur, Taner. Evet. Show 5 üzerinden puanlayalım. Ahmet. Yani Rava 5 vermiştik. Buna da 5 vermese kayıp olur. Evet, ben 4.5 diyorum. Numa. Ben Rav'a 3 vermiştim galiba, öyle bir şey hatırlıyorum. Annem de hatırlamıyorum artık ne verdiğimi. Ben gerçi Rav Rain'de yoktum, pardon. Yoktum ben Rav Rain'de, pardon, yoktum ben. Düşmüşüm ya. SmackDown'a 4 veriyorum abi. Abi Rav'a da 3 vermişim zaten. Yani kendi kanalımda 3 vermişimdir Rav'a. 4 abi, artık daha iyi yani. Şov. Evet, Stephen Truway geç Fener'e 4 vermiş. Kuzey ile Mertay 5 vermiş. Hüseyin demiş, Bludgeon Brothers adamdır. Ben Eric Rowan ile Rook Harper ikilisinin hayranıyım. O zaman bu güzel yayın için herkese çok teşekkür ediyorum. Başta Numan İnci ve Ahmet Gezici olmak üzere. Tüm yorumcu ekibine, tüm dinleyen arkadaşlara çok teşekkürler. Salı akşamı Raw değerlendirmesinde saat 22'de görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın.